Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte HTC'nin yepyeni amiral gemisi, sıkarak çalışan telefon HTC U11'i inceliyoruz. Aradığımız cihazları bulmamızda bize yardımcı olan İzmir İletişim'e teşekkür edelim ve videomuza geçelim. Evet, yanlış duymadınız. Telefonu sıkarak farklı özelliklere erişim sağlayabiliyoruz. AdSense adı verilen bu özelliğin kullanım alanlarında bence en öne çıkan taraf selfie çekmek. Hassasiyetini ayarlayabildiğimiz AdSense sayesinde telefonu kenarlarına bastırarak kamerayı açıp selfie çekebiliyoruz. Özellikle suyun altında ve kışın eldivenle kullanım tarafında bence oldukça işlevsel bir durum. Tabii sadece fotoğraf çekmek olarak düşünmeyin, dilersek oraya farklı işlevler atayarak farklı özellikler kazanmasını sağlayabiliyoruz. Bizler için de farklı bir deneyim oldu bu. Sonuçta hiçbir ekstra tuş olmadan böyle bir özelliğimiz olmuş oluyor. Sıkarak öz çekim yaptığımız telefonun gelin kamera özelliklerine yakından bakalım. Ana kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.7 diyafram değerine sahip. Diyaframımızın f1.7 olması sayesinde de düşük ışıklarda güzel fotoğraflar yakalayabiliyoruz. Ultra hızlı otomatik fokuslama yapabilen ana kameramız aynı zamanda Ultra Pixel 3 teknolojisini kullanıyor. Optik sabitleyicisi ve çift don LED flaşı bulunan kamerada dilersek 4K video çekebiliyoruz. Aynı zamanda 120 kare saniyede de 1080p'de ağır çekim videolar çekebiliyoruz. Ön kameraya geldiğimiz zaman f2.0 diyafram değerini görüyoruz. Aynı zamanda 16 megapiksel çözünürlüğe çıkabiliyoruz. Kamera konusunda en güvenilir testlerden birisi olan DxOMark'a baktığımız zaman şu an günümüzdeki en iyi kameraya sahip telefon olarak görüyoruz U11'i. Telefonumuzun kamerası çok güzel dedik ama illa bir kusur söylememiz gerekiyorsa maalesef ön kameramızın optik sabitleyicisi ve aynı zamanda otomatik odaklaması bulunmuyor. U11 ses konusunda da bize önemli şeyler sunuyor arkadaşlar. Telefonun etrafına yerleştirilmiş 4 mikrofon sayesinde gerçek dünyaya en yakın sesleri bize sunmaya çalışıyor. Millet, sesimi şu an U11 ile kaydediyorum. Yani mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Eğer bu telefonu alırsanız siz de böyle bir ses deneyimi yaşayacaksınız. Üzerindeki mikrofonlar sayesinde kaydettiğimiz videolarda akustik fokus diye bir özellik ön plana çıkıyor. Diyelim ki 3-4 kişiyi yan yana çekiyorsunuz ama birinin sesine odaklanmak istiyorsunuz. Odaklanmak istediğiniz kişiye zoom yaptığınız zaman onun sesi diğerlerine göre daha baskın çıkıyor. Telefonumuzda 2 adet hoparlör bulunuyor arkadaşlar. Üst taraftaki bize tiz sesleri verirken alt taraftaki de basları sağlıyor. Telefonumuzun içinden tabii ki bir kulaklık geliyor arkadaşlar. Type-C'den takıyoruz bu kulaklığı. Ancak burada şunu belirtmek lazım. Ses olayı her zaman kişisel bir olaydır. Birine iyi gelen ses başkasına kötü gelebilir. Kulaklık Hi-Fi olarak geçiyor arkadaşlar. Tabii ki de bir Hi-Fi kulaklığı 10.000, 15.000 liraya da alabiliyoruz. O yüzden bu tabiri biraz yanlış diyebiliriz. Ancak sizi tatmin edecek güzel bir kulaklık koymuşlar kutunun içine. Telefonumuzda 5.5 inçlik 1440x 2560'lık bir ekran bulunuyor. Ön tarafımız Gorilla Glass 5 ile korunurken arka tarafta Gorilla Glass 3'ü görüyoruz. Telefonumuzun arka tarafı maalesef ki çok fazla parmak izi bırakıyor. Bu sizi birazcık rahatsız edebilir. Bunun yanında G6, S8 gibi rakiplerin yanında ön taraftaki %71'lik ekran gövde oranında telefonu bir tık geriye düşürüyor diyebiliriz. Özellikle telefonun alt ve üst kısmındaki kalın çerçeveler bize birazcık geçen seneki telefonları hatırlattı diyelim. Arka tarafa baktığımız zaman ışığı yansıtan bir yapısı var. Böyle değişik açılardan baktığınız zaman ışık yansımalarını görebiliyoruz. Bu kiminin hoşuna gidebilir, kiminin de gitmeyebilir tabii ki de. Gümüş, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri olan telefonumuz IP67 sertifikası sayesinde 1 metre derinliğe 30 dakika boyunca dayanabiliyor. HTC U11 15.3 cm uzunluğa, 7.5 cm genişliğe ve 7.9 mm bir kalınlığa sahip. Aynı zamanda toplam ağırlığımız 169 gram. Telefonumuz kutu içeriğinden Android 7.1 ile birlikte geliyor. Normalde Türkiye'de satılacak modeller 64 GB depolamaya ve 4 GB RAM'e sahip. Ancak bizim elimizdeki cihaz yurt dışından geldiği için depolamamız 128 GB ve 6 GB RAM'e sahip. Dilersek 2 TB'a kadar micro SD kart takabiliyoruz. Telefonumuzun sağında solunda neler var bunlardan da bahsedelim. Üst tarafa baktığımız zaman SIM kart ve micro SD kart girişlerini görüyoruz. Bunun yanında hemen bir adet mikrofonumuz yer alıyor. Arka tarafına geçtiğimiz zaman kameramız ve çift ton LED flaşımız var arkadaşlar. Telefonun sağ tarafına baktığımız zaman ses açma kısmı ve güç düğmesini görüyoruz. Sol tarafta herhangi bir şey yer almıyor. Telefonun alt kısmına baktığımız zaman bir adet hoparlörümüz, yine mikrofonumuz ve Type-C girişimizi görüyoruz. Kulaklığı da buradan bağlıyoruz. Ön tarafa baktığımız zaman da ayızı, mikrofon ve ön kamera görüyoruz. Bunların tabii ki de yanında sensörlerimiz yer alıyor. Alt tarafta kapasitif tuşlar var. Kapasitif tuşlardan ortadaki parmak izi özelliğini taşıyor. Bunun yanında geri tuşu ve açık olan uygulamaları görme tuşumuz yer alıyor. Şimdi sıra geldi telefonun teknik detaylarından bahsetmeye. Telefonumuzda Snapdragon 835 işlemci, Adreno 540 grafik işleme birimi yer alıyor. Bunun yanında Türkiye'de satılacak modeller için yine konuşursak 4 GB RAM var telefonun. Tabii ki de bu teknik özelliklere baktığımız zaman şu an sınıfının en üst düzey teknik özelliklerini taşıyor. En güncel oyunları en yüksek şekilde hiç kasma, donma, takılma yaşamadan oynayabilirsiniz.
bilirsiniz. Şimdi U11 ile 15 dakika boyunca bir oyun oynayalım. Bu sırada da ben size telefonun pilinden biraz bahsedeyim. Toplamda 3000 mAh'lik bataryasıyla birlikte bir günlük normal bir telefon kullanımını rahatlıkla çıkartabiliyor. Ancak telefonu elden düşürmeyen bir kullanıcıysanız ve yüksek ekran çözünürlüğünü de göz önünde bulundursak biraz sorun yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar biz telefonun genel hatlarıyla oldukça beğendik. Tek kusur yanı bunca çerçevesiz amiral gemisinin içindeki büyük kalmış çerçeveleri ve arka tarafta çok fazla parmak izi bırakması. Ancak bu tabii ki de tamamen kişisel bir görüş. Bu tarz bir tasarımı beğenen kişilerde eminim ki vardır. Bunun yanında telefonumuzun oldukça iyi bir ön kamerası var. Teknik özellikleri üst düzey. Aynı zamanda ses konusunda da oldukça iyi şeyler vaat ediyor. Ama burada yine Türkiye fiyatını beklemek lazım. Eğer HTC fiyatı birazcık düşük tutarsa amiral gemileri içinde kendine güzel bir yer bulabilir. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Şuraya bir anket hazırladık arkadaşlar. Sizce bu telefon Türkiye'de kaç paradan satılmalı? Bunun cevabını arıyoruz. Ederi ne kadardır? Hemen şurada cevaplayabilirsiniz. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet yanımda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen üstündeki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.